Rahim Bey yetiştirdiği koyunların birinci ayda 1 bölü 4'ünü, ikinci ayda kalanın 1 bölü 3'ünü, üçüncü ayda kalanın 1 bölü 2'sini satıyor. İbrahim Bey'in sattığı koyunların sayısının kalan koyunların sayısının oranını sormuşuz. Şimdi koyun sayısını bilmediğim için koyun sayısına ben başta 12x dersem, koyun sayısına 12x dersem birinci ayda ne yapar? 3x'ini sattı. İkinci ay bu satılan kalan kaç olur? 9x. Sonra bunun 1 bölü 3'ü, 9x'in 1 bölü 3'ünü ikinci ayda satarsa 3x de burada sattı. Kalan ne olur? 6x. Üçüncü ayda da 1 bölü 2'sini kalanın, 6x'in 1 bölü 2'si ne yapar? 3x. O zaman kalan ne olur sevgili öğrenciler? 3x kalır. Bize İbrahim Bey'in sattığı koyunlar sayısının kalan koyunların sayısının oranı. Bakın İbrahim Bey'in başta sattığı 3 ayda sattığı toplam koyun sayısı 9x. Kalan koyun sayısı 3x, 9 bölü x'ler gittiğinde 9 bölü 3, 3 olarak buluruz. A, B, C ve D isimli 4 arkadaş arasında aşağıdaki gibi bir para ilişkisi oluyor. D'nin hiç parası yoktur. A parasının 1 bölü 8'ini, V parasının 1 bölü 4'ünü, C parasının 1 bölü 6'sını D'ye veriyor. Para verme işleminde herkes eşit miktarda para verdiği için buna K dersek D'ye veriyor. Buradan bize para verme işleminde herkes eşit miktarda para veriyor dedi. D'nin aldığı paranın A, B, C'nin kalan paralarına toplamının oranını sormuş burada. O zaman A nedir? Bakın 8K. B nedir? 4K. C nedir? 6K. Şimdi bu ilk baştaki paraları. Her biri D'ye K verdiği için D'ninki ne olur o zaman? 3K olur. Her biri K verdiği için 3K. A'dan geriye ne kalır o zaman? 5, 6, 8K'dan K'yı çıkarttığımızda 7K'sı kalır. B'nin 4K'dan K'yı çıkarttığımızda 3K'sı kaldı. C'nin 6K'dan K'yı çıkarttığımızda 5K'sı kaldı. Yani kalanları topladığımızda 15K. D'nin aldığı 3K. ABC'nin geriye kalanları 15K. Sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 5 buluruz oranı. Bir kabın 3'te 1'i su ile doluyken içindeki suyun 5'te 4'ü dökülüyor. Diyelim. Şimdi içindeki suyu bilmiyoruz. İçindeki su 5K dersek. Kabın boş ağırlığını da bilmiyoruz. Şu an boş kapta M olsun. O zaman M artı 5K iken ilk durumda ne yapıyor? Bunun 5'te 4'ü dökülürse suyun, yani 5K'nın 5'te 4'ü 4K yapsın. 4K'sı giderse K kalır. O zaman burada K kaldığı zaman bu durumda kabın ağırlığı ne diyor? Yani M artı K'nın ağırlığı X'miş. Kabın tamamını su doluyken diyor tartarsak diyor ağırlığı Y'ye gelir. Şimdi bakın sevgili öğrenciler. Kabın içindeki su neydi? 5K. Bu neydi? 1 bölü 3. O zaman tamamı ne yapar? Tamamı 15K yapar. 15K bunda da Y oluyormuş. Çünkü 3'te 1'i 1 bölü 3'ü su çarpı 1 bölü 3'ü 5K ise tamamı ne yapar? 15K'lık su alır bu kap. Boş kısmı da M idi zaten. Bu kısımda da tartında Y geliyormuş. Bize boş kabın yani M'nin X ve Y türünden değerini sormuş burada. Bakın şurayı eksi 15 ile çarparsak ne yapar? Eksi 14m gelir topladığımızda. K'lar gidiyor eksi 15k. Buradan da ne gelir? Y eksi 15x. M ne olur o zaman? Eksi ile çarpıp 14'e böldüğümüzde 15x eksi y bölü 14 buluruz. İki sayının toplamının, bu sayılarımız bilmiyoruz. Sayılar x ve y olsun. Bu toplamın 5'te 1 yani 1 bölü 5'in çarptığımızda 5'e böldüğümüzde farkının
3'te 1'ine eşit olduğuna göre demiş. İçler dışlar çarpımı yaparsak 3x artı 3y eşittir 5x eksi 5y. Buradan da 2x, 3x'i bu tarafa aldığımızda eksi olarak geçti. Eksi 5y'yi karşıya aldığımızda 8y oldu. İki sayının oranını sormuş. X bölü y buradan ne çıkar? 8 bölü 2'den o da eşittir 4 buluruz. 3x artı 8 adet ceviz 3 kişi arasında şu şekilde paylaştırılıyor diyor. Birinci x bölü 2 adet aldı. Birinci x bölü 2 adet. İkinci cevizlerin dörtte birini yani ikinci ne oldu? 3x artı 8'in dörtte bir yani dörde bölmüş hani. Üçüncüsü cevizlerin beşte üçünü alıyor. Üçüncü kişi de 3x artı 8'in neyi çarpı 3 bölü 5'ini alıyor. Buna göre birinci kaç ceviz almıştır diye sormuş bize burada. Yani biz şu aldıklarını topladığımızda ilk durumdaki cevize eşitleyeceğiz. Bunun paydası 5, bununki 4, bununki 2. Hepsi 20'de eşitlenir. Burayı 10'la, burayı 5 ile, burayı 4 ile çarpacağım. Karşıda da 3x artı 8 var eşit olması için. Bunun da paydası 1, bunu da 20 ile çarpıyorum. Bu çarpmaları yaptığımda şurada yazarsak 10x. Buradan 5 kere 3, 15x. 5 kere 8, 40 gelir. Buraya gelince 4 kere 3 12 yapar. 12'den de 3x'i çarparsak 36x. 12'den 8'i çarptık 96. Karşı tarafta da 20 ile 3x'i çarptık 60x. 20 ile 8'i çarptık 160 sevgili öğrenciler. Artık paydalar eşit olduğu için paydaları siliyorum. Bu eşitlikte düzenlersek 10, 15 de burada 25x. Burada 61x yapar. Şurası da ne yapar? 136. 60x artı 160'a eşit. 60x'i karşıya aldığımızda eksi olarak eşit. X kalır. 136'yı buraya aldığımızda ne yapar? 24 olur. Birinci kaç ceviz almıştır diye soruyordu bize. Birinci x bölü 2 alıyordu. Yani x bölü 2 de ne yapar? 24 bölü 2'den 12 ceviz alır. Tamamı suyla dolu olan bir kabın ağırlığı A gramdır. Suyun ağırlığına biz 3x diyelim. Suyun ağırlığına. Kap da y olsun. Yani 3x ile y'nin toplamı A. Aynı kabın 3'te 2'si suyla doluyken 3'te 2'si ne yapar? Yani 2x suyla doluyken yine kabın ağırlığı y'ydi ve oluyormuş. Buna göre boş kabın ağırlığını yani bize y'yi soruyor. Burayı 3 ile burayı eksi 2 ile çarparsam x'leri kaybedebilirim. Oradan da ne yapar? 3c eksi 2y gelir. Bu taraftan da 3b eksi 2a gelir. Yani y eşittir 3b eksi 2a olarak buluruz. Y boş kabın ağırlığı. Bir depoda bulunan su miktarı ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir diyor. Bu depoya 120 litre su eklenirse depoda m litre su olmaktadır. Evet. Bir depo var. Bunda ne kadar su olduğunu bilmiyoruz. İlk durum x litre su olsun. Şimdi buna 120 eklediğimde m litre su oluyor. Depodan 120 litre su alsaydım m bölü 5 litre su kalıyordu. O zaman depo başlangıçta kaç litre su vardır? Yani bize x'i sormuş burada sevgili öğrenciler. Bu ikisini topladığım zaman ne yapar? 2x 6m bölü 5 yapar. X de burada ne yapar? 6m bölü 10. X o da eşittir sadece ise 3m bölü 5. Yani x gördüğüm yere 3m bölü 5 yazıp bir tanesini düzenlersem şurada mesela 3m bölü 5 eksi 120 eşittir. M bölü 5 dersem bunu bu tarafa aldığımda 2m bölü 5 eşittir 120. Şu 2 ile 120 sayısı 60 kalır.
M buradan ne çıkar? 300. M 300 ise X neydi? 3M bölü 5, yani şurası 300 olması için X ne olur o zaman? 180 buluruz.